Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün karşımızdaki konuğumuz Honda Accord. Kendi aracımın test ve inceleme videosunu çekeceğim. Araç 2010 model, executive paket. Zaten tek paket haline geliyordu o yıllarda bu kasalar. Bu kasalar yenilendi biliyorsunuz. 2008 sonrası eski kasadan bu kasaya geçiş oldu. 2012'de de bir makyaj yedi bu kasalar. İşte şu farlar turunculukları gitti. Ben bu turuncu olanları daha çok seviyorum. Böyle daha çok Amerikan, Japon havası var. Hoşuma gidiyor. Aracımız böyle bir araç. Biliyorsunuz önceki videolardan yağmur da başladı. Şuraları kapladık. Griydi böyle. Krom karmaşası vardı. Kapladık. Etrafını gri bıraktık. Şöyle etrafında gezindiğimizde arkadaşlar fari kamımız, mercekli farımız. Mercekli farımızı görüyorsunuz. Kısalarda mercek, uzunlarda halojen. Fari kamımız var. Pakette standart var. Ön park sensörü standart. 225, 50, 17 inç orijinal fabrika jant lastik boyutu var. Biz bunları önlere 1.5, arkalara 2.5'lık spacer taktık. Biliyorsunuz böyle FG spacer'da. Buradan ona da selam olsun. Aynalı bir Lumar'ın cam filmi var. Bunu da Amerikan Film Merkezi'nde yaptırdık. Şöyle arkasına doğru geldiğimde çift egzoz görünümünü verdik. Bu iki egzozumuz da aktif durumda. Ya arabayı yeni yıkadım sizler için. Yağmur yağıyor. Kısmet berekettir. Yağsın bakalım. Kare plakaya dönüştürdük. Dediğim gibi o Japon Amerikan havası vermek adına arkayı kare plaka yaptık. Bence çok kalçalı, güzel de bir görüntü aldık. Spacer'lar özellikle bayağı bir genişletti. Yani 17 değil de şu an 18-19 inç lastikmiş gibi duruyor, jantmış gibi duruyor arabanın üzerindekiler. Dışarıdan tasarımı böyle. Kapı kolları da nikelajlı. Onları siyah yaptık. Cam çerçevemizi bıraktık. Böyle nikelaj karmaşasını biliyorsunuz pek sevmiyorum. O yüzden bayağı bir gidermeye çalıştık onları arkadaşlar. Dışarıdan böyleydi. Şimdi hep beraber sizlerle birlikte içerisine girelim orası. Çalıştırayım arabayı da. Şöyle gösterge panellerini göstereyim sizler arkadaşlar. Benzerimiz yok. Araba LPG'de. Bu Honda'larda biliyorsunuz. Lavato LPG sistemi var. Kendi kendine en dibe düşüyor. Sonra bir daha yukarıya çıkıyor. Yani şu an içinde benzin var. En son hatta 100 lira almıştım. Yarımla çeyrek arası bir benzinimiz var normalde. Şöyle gösterge panelleri gayet şık. Benim hoşuma giden bir gösterge paneli olduğunu söyleyebilirim. Şurada bir yol bilgisayar ekranımız var. Bak şöyle burayı düzeltiyoruz arkadaşlar. Yol bilgisayar ekranımızı. Buradan tuşlar yardımıyla onları da göstereceğim size. F1 kulakçıklar var. Viteslerimizi buradan atabiliyoruz. Kruz kontrolümüzü buradan ayarlarını yapabiliyorken buradan multimedyayı, buradan Bluetooth'u, yine buradan da yol bilgisayarını ayarlayabiliyoruz. Gayet kullanışlı bir direksiyonu var. Direksiyonunu ben bayağı seviyorum. Yani şu plastik detaylar çok yoğun değil. Buralar dokunduğum detaylar komple böyle deri olduğu için hoşuma gidiyor. 180 binde 2010 model bir araba. Ben bunun derisini hiç değiştirmedim. Tabi biraz parlaklık var. Bunun bakımını yapacağım. Matlaştıracağız bunu ama hiç soyulma moyulma. Bak şuralarda bir ufak tefek var. Onun dışında soyulma yok neredeyse. Kalitesi güzel olduğunu söyleyebilirim. Otomatik far burada. Otomatik sileceklerimiz de buradan ayarlanabiliyor arkadaşlar. Buradaki tuşlara gelelim. VSA tuşumuz var. Far yıkama tuşumuz var. Farlar açıkken şu tuşa bastığımızda far yıkama açılıyor. Park sensörünü aktif pasif buradan yapabiliyoruz. Burada bir saklama alanımız var. LPG'yi de buraya gömmüş benden önceki arkadaş. İçi komple kumaş kaplama. Gayet güzel olmuş. Şöyle bir ayna ayarlarımız var. Aynalar sadece içeriden kapanıyor. Dışarıdan da tuş yardımıyla kapanmasını isterdim ama sadece içeriden kapanıyor. İkili hafızalı bir koltuğumuz var. Koltuk biliyorsunuz komple elektrikli, yani manuel hiçbir şey yok. Komple elektrikli bir koltuğumuz var. Örneğin şu an sizlere video çekmek için gerideyken şöyle bir düzelteyim. Şöyle şimdi bir numaraya kendi ayarıma basacağım arkadaşlar. Otomatik ileriye aldı. Bak şöyle geri alayım. Güzel. Bu ayarlı, hafızalı koltuk olayını falan ben bayağı seviyorum arkadaşlar. En azından benim hafızamda hep duruyor yani. Düzeltiyorum, ediyorum bazen ya da başka biri biliyor, ediyor. Başka biri kullandığında tekrar düzeltme şansımız olabiliyor. Böyle 4 cam otomatik ve merkezi kilit, arka cam kilidi vesaire buradan ayarlanıyorken buradan bagaj açma tuşumuz, buradan bagajı da açabiliyoruz. Saklama alanı D segmentindeki bir araca göre gayet yeterli. Silecekleri kapatalım, çok ses oluyor. Şuralar komple deri kaplamayken görüyorsunuz buralar komple deri. Kapı üstleri yumuşak bir plastik. Şöyle bu araçta özel ses sistemi var bu paketlerde. Arkada hatta subwoofer falan hepsi var. Şurada da tweeterlarımız var, ses sistemleri. Orta tarafa göre geldiğimizde daha hastayım, kusura bakmayın sesim pek iyi gelmiyor olabilir. Premium audio ses sistemi var. Altılı CD changer falan hepsi bu araçta mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ekranımız var.
Radyo ekranımız siyah beyaz bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Şöyle aşağıya indiğimizde çift yönlü dijital bir klimamız var arkadaşlar. Onun aşağısında böyle derince, bakın kolumun da girdiği, yani 3-4 tane telefon, ruhsat, cüzdan, hepsinin girebileceği bir alan var. Şöyle şurada bir küllük. Bu hiç kullanılmamış. Ben de kullanmıyorum. Zaten şurada da bir çakmaklığımız var arkadaşlar. Şöyle koltuk ısıtmalarımız iki kademeli. Buradan ayarlanabiliyor. Sadece ön iki koltuk da var. Arkada yok arkadaşlar. Vitesimiz ise P, R, N, D ve S modu. Burada da vitesimizi de görebiliyorsunuz. Böyle güzel. Hoşuma gidiyor bu vites topuzu da. Güzel olduğunu söyleyebilirim. Mekanik bir el frenimiz var. El freni de burada. Şöyle ikili bir bardaklık var. Su bitmiş. Şu çöplerimi falan temizlemem lazım. Tam temizliyordum. İçini de temizleyeyim. Öyle sizlere video çekeyim dedim de yağmur bir başladı. Bu aralar İstanbul'da olanlar biliyor. Bir yağıyor bir duruyor. Bir yağıyor bir duruyor. Kurban olduğum. Bakalım. İkili bir bardaklığımız var. Şöyle üzeri de kapanabiliyor. Üzeri kapandığında böyle buralar komple maun. Aynı renk. Böyle çok hoş bir tonu var bu maunun da. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle geçenlerde bir şurası kırıldı ya. Böyle bir çektik. Tık kırıldı. Elimizde kaldı. O yüzden torpidoyu açamıyoruz şu an. Torpidonun içi soğutmalı bir torpido ve gayet kumaş kaplama ve gayet derinliği de yeterli D segmentindeki bir araca göre. Şöyle bir bakın yumuşaklığı görüyorsunuz değil mi? Kendi kendine eğiliyor. Gayet de iyi yumuşak bir kaplama olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kol dayamamızın üzeri de yumuşak bir deriden. İçerisini görüyorsunuz. Burası da soğutmalı arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bayağı benim evraklarım falan var. Şöyle göstereyim. Soğutmalı bir kol dayamamız. Şurada bir USB'miz var. Hatta bakın torpidonun burada. USB çıkışımız, AUX çıkışımız ve 12 voltluk bir çıkışımız da burada mevcut. Soğutma ayarını da buradan yapabiliyoruz. Bu derinlikte gayet yeterli seviyede ya. Bu ben hoşuma gitti yani. Şöyle ayarlı. İleri geri ayarı var. Yükseklik alçaklık ayarı. Kol dayamamızın yok. Koltuğun yanal desteklerini falan göstereceğim arkadaşlar size. Yanal destekleri sırt mesafesinde çok iyiken şu alt mesafede baldır desteği çok iyi ama şu yanal destekler biraz zayıf kaldığını söyleyebilirim. Bunun biraz daha iyi olabilirdi. Yani en azından sırtta böyle çok iyi sırtını sarıyorken baldırını aşağıyı böyle yan tarafları çok iyi sarmıyor arkadaşlar. Ön tarafı böyleydi. Şuraları da göstereyim. Karartmalı bir dikiz aynamız var. Şurada da sunroof'un ayarlarını vesaire hepsini buradan yapabiliyoruz. Şurada bir gözlüklüğümüz var. İçerisi yine kumaş kaplama. Şöyle dediğim gibi bu da araç içi aydınlatmalar. Bunlar sarıydı tabii. Ben beyaz yaptım sonradan. Ön tarafı böyleydi arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte aracın arkasını da göstereceğim. Bagajını da göstereceğim. Evet, şu an aracın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle bir sunroof olduğu için şurada bir oyuntumuz var. Kafamız şu altta böyle bir buraya gelince. Benim boyum 1.95. Videoyu ilk kez ya da benim ilk kez izleyenler için söylüyorum. Önde 1.95, arkada 1.95 olunca böyle ama şöyle söyleyeyim. Önde 1.85, arkada 1.90. Yani bu koltuk biraz daha ileride olsaydı ben daha rahat edebilirdim. Yayılarak oturabilirdim. Artık önde 1.95, arkada 1.95 oturacaksa bir tık sıkıntı çekebilir. Şöyle kapanmıyor yani dizlerimde kapanmıyor, onu da söyleyebilirim. Ama dediğim gibi 1.85 için ideal olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle bir saklama alanımız burada mevcut. Arka kapı üstlerinde ön taraf gibi yumuşak. Normalde arkaları sert yaparlar önü yumuşak yapınca. Burası da yumuşak. Yine burada bir tane 0.5'lik suyun sığacağı bir alanımız var. Şurada da bir tane saklama alanı. Buralar yumuşacık. Her taraf şurada yan tarafta sırtımızın geleceği alan. Şöyle göstereyim sizlere. Yani 3 kişi oturduğunda bir kişinin sırtı bu tarafa gelirse yumuşacık bir kaplama var. Bu da gayet hoş detaylardan bir tanesi. Arka tarafta yine böyle bir havalandırma panellerimiz mevcut. Ve yine burada bir kol dayamamız mevcut. İkili bardaklıklı bir kol dayaması mevcut arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte aracın bir de bagajını görelim ve sonra test sürüşüne geçelim. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar bagajımızı. Tabi daha büyük bagajlar var D segmentinde. Her yer böyle kaplamalı geliyor arkadaşlar. Göstereyim size. Kusura bakmayın bagajımız biraz dolu. Gayet yeterli ama daha büyük bagajlar yok mu bu segmentte? Var. Şöyle elimizle kapatabileceğimiz bir bagajımız da var arkadaşlar. Evet, bagajı da böyleydi. Şimdi sizlerle birlikte hep beraber aracın test sürüşüne geçelim. Tekrardan aracın sürüşünden herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sürüşteyiz. Akkordumuzun içerisindeyiz. Evet, 2000 motor, 156 beygirlik, 192 torku var. Yani resmi rakamlara baktığımda 192 tork değeri. Beygire göre tork
düşük gözüküyor tabii. Tabii klasik atmosferik motorlu bir araba, torkunun düşük olması tabii ilk önce bir ya 156 beygir, 192 tork falan diyorsunuz ama atmosferik klasik bir araba. Beşileri bir şanzıman var bu arabanın üzerinde. Eski nesil zaten biliyorsunuz. Beşileri tam otomatik bir şanzıman sistemi var bu arabanın üzerinde. Arabanın önce herkes bana şunu soruyor. Nasıl gidiyor? Accord. Oo, Accord deyince herkesin aklında o eski 2.4'ler kalmış. Oo, Accord iyi gider. İyi uzuyor falan yapıyor. Arkadaşlar 0-100 değeri 10 saniyelerde. Yani 10 saniyelik bir 0-100 değeri var. Aşağı yukarı bir Civic'le aynı uzuyor ya da Civic'le aynı gidiyor. Ama bunda değişik bir ciğer var. Yani 100'den sonra örneğin bunun ivmelenmesiyle Civic'in ivmelenmesi arasında uzaktan yakından bir kesinlikle bir bağlantı yok. Yani bu çok çok daha fazla ivmeleniyor. Civic yani 100'den sonra örneğin düşüyor ivmelenmesi. Bunun gibi ivmelenmiyor ama bu çok çok fazla iyi ivmeleniyor Civic'e göre. Şimdi zaten Basın Ekspres'e falan ineceğiz. İnşallah yol boştur da orada bir hızlanma falan yaparız. Biz son susturucumuzda ufak bir işlem yaptık. Şu an hep bağırıyor. Egzozu bağırıyor yani. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden içerideki motor sesi ondan kaynaklı. Yoksa içeride motor sesi namına bir şey olmuyordu. Ama o son susturucuda yaptığımız ufak bir işlemden sonra motor sesi epeyce bir içeriye aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu videonun şimdi altında o araba sanki içeride çalışıyor, motor sanki yan koltukta oturuyor falan gibisinden yazacaksınızdır. Şimdi siz yazmadan ben söyleyeyim dedim. Yani performansı gayet yeterli. 1500 kiloluk bir araba olduğunu göz önünde bulundurursak 156 beygirlik 2000 motor yani Civic'teki 1.6 ile aynı gibi bir şey. Ama dediğim gibi bu özellikle 100'den sonra ya da gaza tam asıldığında Civic'ten çok çok daha farklı bir his veriyor arkadaşlar. Performansını böyle geçelim. Yakıtını çok merak ediyorsunuz. Ben hep İstanbul trafiğindeyim. Yani İstanbul'da yaşıyorsanız zaten trafikle iç içesiniz. Ama İstanbul trafiğinde benim yaktığım yakıt oranı arkadaşlar şöyle hatta bir bakayım yol bilgisayarı. Fabrika verisi 10 litre gösteriyor ama 10 litre pek yakmıyor. 11.3. İstanbul şehir içinde 11.3'deyim şu anda. Yani aşağı yukarı ortalama yakıt tüketimim 11.3. Aşağı yukarı ben bu değerleri hep 11-12 bu aralarda gördüm arkadaşlar. Ne 12'nin çok üzerine çıktı böyle 15-16'larda gezindi ne de tabii bu normal bir kullanımla abartı asılmadan yani normal bir kullanımda ne de 10 litrelerin altını gördüm. Ama İstanbul dışında böyle çünkü büyük hacimli bir motor olduğu için küçük şehirlerdeyseniz yani İstanbul oranla trafiği daha az şehirlerdeyseniz bu çok rahat fabrika verilerini yani 10 litreleri bu arabayla normal bir kullanımla dediğim gibi böyle tapa gaz asılı bir kullanımla değil. Normal bir kullanımla bu değerleri rahatlıkla yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yakalamanız hiç de zor olmayacaktır fabrika verilerinde. Yakıtı LPG'de kullanılıyor bu araba. Lavatos LPG sistemi var arabamızın üzerinde. Bu LPG sistemiyle birlikte benim yani şu an 3.25-3.35 arası bu şeyle gaz alıyorum, fiyatlarla gaz alıyorum. Şu anlık gaz olarak 40 ile 45 kuruş arası yakıyor. İstanbul şehir içinde. Yani uzun yolda bu değer çok rahat 30'lu değerlere, 30 kuruşlu değerlere yani 35'le kuruşa, 36 kuruşa bu değerlere çok rahat uzun yolda düşebiliyorum ama şehir içi İstanbul trafiğinde 40-45 kuruş arası da bir yakıtı var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hem litre bazında değindim hem de LPG'de şu anlık fiyatlarla yaktığını söyledim sizlere arkadaşlar. Ben yakıtından gayet memnunum yani yakıtı beni şey yapmıyor, üzmüyor. Ben bunu aldığımda çünkü LPG'de 50 kuruş ve 60 kuruş arası yakmasını göze almıştım. Benim beklentim 50 ile 60 arası yakar diyorum. Çünkü Civic'de aşağı yukarı LPG'de 35 kuruş, 40 kuruş arası yakıyor İstanbul trafiğinde. Bu araç Civic'den sadece yani 40-45 kuruş, 5 kuruş falan fazla yakması beni çok memnun etti. Çünkü Civic'den çok çok farklı bir araba. Bunu zaten sizler de test ilerleyen dakikalarında anlattıkça bileceksiniz. Şimdi yol tutuşuna gelelim. Arkadaşlar bu arabanın ön tarafta kule gergisi var. Fabrika çıkışında bir kule gergisi var. Bu yol tutuşuna her zaman bir etkidir. Yani iyi yol tutar. Kule gergisi olan araba tren gibi girer viraja vesaire. Bu tarz şeyleri hep duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bu arabanın da yol tutuşunun iyi olduğunu söyleyebilirim.
Şöyle bir şey söylemek istiyorum bir de. Biz arabaya ne yaptık? Ön lastiklerde 1.5'luk, arkalarda 2.5'luk spacer sistemi var. Flash, spacer, artık siz nasıl adlandırıyorsanız sistem var. Yani lastiklerimiz dışarıda daha şişik duruyor. Daha kaslı bir yapı kazandırdık. Ve aynı zamanda bu spacerlar yol tutuşunu... Ya kimisi diyor ki, şimdi ben bunu anlamış değilim. Flashlar yol tutuşunu arttırıyor. Kimisi diyor yol tutuşunu düşürüyor. Ben bunu anlamıyorum ama ben bu arabayı bir kullanıcı yorumu olarak söylüyorum size. Bilimsel bir yorum değil. Tamamen bir kullanıcı yorumu olarak söylediğimde, yani şimdi mühendis yorumu yapmıyorum size. Ama kullanıcı yorumumla spacer taktıktan sonra yol tutuşunun daha da arttığını hissediyorum ben araçlarımda. Bu benim 1, 2, 3, 4. spacer flanş kullandığım araba. Ve bu kullandığım arabalarda bu flanş spacer sistemini taktıktan sonra ben hep yol tutuşunun arttığını gözlemledim. Artı olarak orijinalinden 4-5 santim civarı bir basıklığımız var arabanın ön tarafında. Biliyorsunuz önü havada, önceki videoları izlediyseniz önü havada, arkası aşağıdaydı. Şu an dengeyi sağlamak için önü de biraz bastık soğuk presle. Bu da araba ne kadar yere yaklaştıkça yol tutuşu artıyor. Yani şimdi orijinal haliyle de bu haliyle de ben yol tutuşundan çok çok memnunum. Yani Accord B segmentinde özellikle birçok araçtan, B segmentindeki birçok araçtan, o çok satan araçların birçoğundan da yol tutuşu olarak bariz bir şekilde önde. Yani ciddi derecede önde. Örneğin C5'in yol tutuşunu çok seviyordum ama bunu kullanana kadar, bunun yol tutuşu C5'ten çok daha iyi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani biz virajlara giriyorum, çok denedim. Aşağı yukarı 2000 kilometreye yakındır kullanıyorum bu arabayı. Çok denedim, attırmaya çalışıyorum. Araba tren gibi. Nasıl giriyorsan öyle çıkıyor. Şeridi bozmuyor yani. Gerçekten yol tutuşu konusunda mükemmel derecede iyi yani. Ben bayıldım. Yol tutuşunu ben çok seviyorum. Şöyle de söylemek istiyorum. Şimdi Civic parasını aşağı yukarı bu arabalar. Civic'le de kıyasla diyen çok oldu bana. Instagram'dan hep Civic'le kıyasla, Civic'le kıyasla diyorsunuz. Civic'ten çok çok daha iyi. Yani Civic'ten segment farkı var zaten. C segmenti ile D segmenti. Civic'ten uzaktan yakından alakası yok. Yol tutuşunda vesaire. Yani her alanda Civic'ten üstün bir araba. Bunu bir kafanızda yer edinin. Sonra yol tutuşuyla doğru orantılı olarak konfora gelelim arkadaşlar. Konforu merak ediyorsunuz. Konfor olarak D segmentinde başarılı bir araba olduğunu söyleyemem. Çok daha konforlu arabalar var D segmentinde. Yani yumuşacık, pamuk gibi konforlu arabalar var. Yani örneğin C5 bundan çok çok daha konforlu bir araba. Yani Citroen temsilcisi. Ya da Passat öyle ahım şahım, yani orijinal halinde araba basık değilken, yukarıdayken Passat'la hemen hemen aynı konforlarda. Yani D segmenti beklentilerini karşılar. Konfor olarak D segmenti bir araba, ya bu arabada niye böyle kütük gibi demezsiniz. Ama D segmentinde bundan daha iyi konforlu arabalar yok mu? Tabii ki de var. Hani yol tutuşunda nasıl iddialıysa konforda da çok iddialı olduğunu söyleyemem. Konforda ya bu araba mükemmel diyemiyorum arkadaşlar. Ha, ama bu da doğru orantılıdır. Süspansiyonlar sert oldukça, Honda'nın zaten genelde süspansiyonları serttir. Süspansiyon sert oldukça ne olur? Her testte söylüyoruz bunu. Yol tutuşu artar. Süspansiyonu sert arabanın yol tutuşu iyidir. Süspansiyonu sert arabanın yol tutuşu iyidir. Bunu hep söylüyoruz. Bir Citroen ve birkaç marka bunu çok iyi yakalıyor. Süspansiyon yumuşatıp yol tutuşundan taviz vermeyen markalar var. Ama dediğim gibi konfor olarak biraz sıkıntıları var. D segmentinde daha iyi arabalar var konforda bundan. Peki bu arabanın şansımıza, abi bak, Basın Ekspres'e gidiyorum 60-70 trafiği. Buraya geliyorum E5'e trafik. Ne diyeyim abi, nereye gideyim ya? Nereye gideyim? Dağ yoluna gidersem bugün hafta sonu kilit. Her neyse. Şeye gelelim. Yalıtma. Japon hastalığı, Japon otomobillerin hastalığıdır. Bilirsiniz, yalıt. Arkadaşlar arabanın motor sesi içeriye almıyor. Şimdi egzoz var diye motor sesimiz içeride. Ama egzoz olmadığında o egzozu da en yakın zamanda kapattıracağım. Çünkü D segmenti bir araba kullanıyorsam ben egzoz sesi istemiyorum. Ama birçok kişi de böyle hafif homurtu dışarıdan, özellikle çok Amerikan var ya, o Amerikan araçlarındaki homurtu geliyor böyle diyor. Çok iyi, tam tadında diyor. Arkadaşlarım da öyle deyince şey yapamıyorum, kapattıramıyorum ama kapattıracağım o son susturucudaki işlemi. Sessiz kullanacağım yani. Motor sesi almıyor. Yalıtımı o konuda çok başarılı. Ama Japon arabalarının bir klasiği rüzgar sesi, asfalt sesi. Toyota'sından tutun da Mitsubishi'sine, Honda'sına, bu araçlarda bu sesleri alıyor arkadaşlar. Net bir şekilde alıyor. Yani D segmentinde yalıtım, özellikle o rüzgar sesi, yol sesi, bu konularda çok
başarılı bir araba olduğunu söyleyemem. Özellikle şuralardan filan. Fitil sorunu var bir kere. Honda'ların hepsinde. Yani şu bu araba benim kendi arabam. Övüyüm. İşte sonra satınca iyi olur. Beni biliyorsunuz, ben böyle bir insan hiçbir zaman olmadım. Kendi arabam da olsa eksisi neyse tak söylerim, yapıştırırım. Ama artısı neyse bunda hakkını. Bak, yol tutuşunda nasıl övüyorsam konfor ve yalıtımda da başarısızlığını söylemek boynumun borcu sonuçta. Bu videoyu izleyip belki gidip Accord alacaksınız arkadaşlar. Yani ben kalkıp da bu arabayı şişirip balon gibi şey yapmaya ne gerek var? Aldıktan sonra ya Aziz de böyle dedi ama araba böyle çıktı demenizi istemem hiçbir zaman. Dediğim gibi yalıtım konusunda D segmentinde bence beklentileri karşılamayan bir araba. Ondan ziyade şimdi böyle sürüş pozisyonuna gelelim. Ben sürüş pozisyonunu çok beğeniyorum. Honda'ların ben genelde zaten sürüş pozisyonunu severim arkadaşlar. Bir de elektrikli koltuk var. Hafızamı alıyorum burada. Hiç karışmıyorum diğerlerine vesaire. Elektrikli koltuğum vesaire var. İstediğim gibi gömülüyorum sonra. Bel desteğim var. Sürüş, yani şu sütunlar, D segmentindeki birçok arabada bu sütunlar görüşü çok engeller. Kalın olur, etli olur bayağı. Bu da çok etkilemiyor beni. Aynalar sadece biraz bayağı büyük olduğu, irice olduğu için aynaların burada bir kör nokta bazen viraja girerken kalabiliyor arkadaşlar. Çünkü bayağı iri bir aynası var. Maşallah her yeri de gösteriyor. Ayna konusunda bir eksi verebilirim ama sütunlar falan kesinlikle etkilemiyor, engellemiyor. Ben seviyorum yani arabamın sürüş pozisyonunu vesaire, özellikle sürüşle alakalı direksiyonu sert. Yani bir Civic'in direksiyonu gibi, yani Honda kullanan arkadaşlar, Civic'in direksiyonu gibi böyle yumuşak değil. Ya da başka arabadan inip, X bir markadan inip bu arabaya binen arkadaşlar, özellikle C segmentinde, hatta D segmentinde de örneğin, bu arabaya binince ya bu direksiyon ağırmış diyor. Ha, ama buna BMW'den örneğin 3 kasadan inip buna binenler ağır demez. Yani direksiyonu bana bundan önce de BMW vardı bende, biliyorsunuz. BMW'yi anımsatıyor. BMW gibi ağır direksiyon arkadaşlar. Şey değil böyle. Yani yumuşak bir direksiyon değil ve ben bu ağır direksiyonları seviyorum. Özellikle viraja falan girerken kendimi ekstra bir güvenli hissediyorum ve bu benim sevdiğim, hoşuma giden özellikler. O yüzden direksiyonun ağır olması güzel. Şanzımanın tepkileri klasik. Yani bu şanzımanı artık anlatmaya gerek yok. Çift kavramı gibi hızlı bir şanzıman değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani örneğin DSG'ler vesaire gibi hızlı takır takır tak 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 vites atan iyi bir şanzıman değil. Ama nasıl bir şanzıman? Sorunsuz bir şanzıman. Yağını suyunu gününde değiş, hiçbir şekilde sana sıkıntı yapmaz. Şanzıman yağını eksiltme etme falan. Bu şanzıman öldüremezsin. Zaten ustalar da bunu bilir. Teknik olarak herkes bunu bilir. Şanzımanı sorunsuz bir şanzıman. Sport modunu aldığımızda şurada kulakçıklar var. Ben Honda'nın bu birçok modelinde bu kulakçıkları... Ya abi böyle sinyal verince sen benim önüme kırma hakkına sahip değilsin ya. Neyse. Sport modunu alıp buradan F1 kulakçıklarla da çok güzel kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle de bir artısı olduğunu söyleyebilirim sizlere. F1 kulakçıklarla özellikle ben bazen deniyorum, örneğin viraj yollarda sporta atıyorum. Vites düşürerek falan viraja girince falan gayet tatlı oluyor, yani güzel oluyor. Artı sport modunda vites düşürerek falan kesiciye de sokabiliyorsunuz arabayı yani. Normalde şanzımanlarda en sona gelince otomatikman atar, sana bırakmaz manuel. Bu tamamen sana bırakıyor. O da güzel etkenlerden bir tanesi. 2010 model bir araba. Teknolojik olarak da bence gayet yeterli. Şu konsolunu falan ben bayağı seviyorum. Benim şurada şu torpido kırılmış. Testte de, incelemede de bunu gösteremedim size. Daha doğrusu kırıkmış zaten. Ben elime attım, baktım altı sıkıntılıydı. Kırıktı. Onu yaptıracağım yakın zamanda inşallah. Yani böyle konsol olarak, göstergeler olarak şu açıyı ben bayağı bir sevdiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel, hoş, gözüme hitap eden bir araba olduğunu söyleyebilirim. Şöyle sporda atalım. Bak, araba gerçekten iyi imeleniyor da yol vermiyor. Bak şimdi yol bulduk. Dinle abim. Bak hemen yokuş yukarı, hafif meyilli, bak kesicide araba. Görüyorsunuz değil mi? Bize bırakıyor yani. Birçok marka bunu yapamıyor. 120-140 hemen yani geliyor araba. Diyorum ya size, özellikle düşürelim vitesi. Motor freni de yapabiliyorsunuz filan. Yani özellikle sport moddayken F1'i aldığınızda araba tamamen sana teslim ediyor kendini. Yani çoğu arabada örneğin 2000 ikinci viteste zorluyorsun. En zorladığında 7000 devirde örneğin direkt atıyor 3'e. Bunda öyle bir şey yok. Sen atmayana kadar yarım saat kesicide gitsin araba. Bağırır bağırır durur yani. O da
güzel ve hoş detaylardan bir tanesi. Şöyle söyleyebilirim, ikinci kez kesiciye soktum. Bu arabayı o kadar narin ve nazik kullanıyorum ki. Ya çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor çünkü bu araba. Keyif alarak kullanıyorum. Her neyse, şimdi gelelim en son her şeyini anlattık arkadaşlar dilimiz döndüğünce. Şimdi hep piyasa fiyatlarını vesaire merak ediyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz kaç gündür de ben video atmıyordum. Bir ekspertiz firması açıyoruz şimdi İstanbul Avrupa yakasında. Bunun bilgilerini zaten videolar eşliğinde size Instagram'dan, YouTube'dan vesaire duyuracağım yerini, konumunu. Hepinizi de bekliyorum oraya bu arada. Ben bu arabayı ilana koydum. Şöyle bir şey söyleyeyim size, niye ilana koydum? İhtiyacımdan ötürü ilanı koydum. Çünkü dışarıdan baktığınızda daha az bir para gidecek diye hesaplıyordum bir işimin içine girerken. Ama işin içine gidince boyutlar değişiyor. Çok daha fazla bir para gidiyor yani masraf olarak. O yüzden mecburen ilanı koymak zorunda kaldım. Yoksa ciddi manada şöyle söyleyebilirim. Şu ana kadar en keyif alarak kullandığım Honda modeli bu araba oldu. Çok keyif alıyorum. Kullanırken yani bir insan arabasına aşık olur derler ya, hani ben o manadayım. BMW'yi sattığımda içim buruktu ama 3 kasadan inip bu arabaya binince içimin hiç burukluğu falan kalmadı. Gerçekten çok beni memnun etti bu araba. Hoşuma giderek kullandığım bir araba. Ben ilana kaçtan koydum bu arabayı? 91.500 TL'den koydum arkadaşlar. Niye? 17.000 lira falan hasar kaydı var bu arabanın. 16-17.000 lira. 184.000 mi? Ne? O kilometre de oldu şu anda. Yani o paraları ben ilana koydum. Yani aşağı yukarı 90 bin liraya bir takipçimiz vesaire olursa vereceğim arkadaşlar bu arabayı. Yani 90 bin lira fiyat olarak baz aldığımızda bu arabayı, 90 bin liraya gerçekten bazen düşünüyorum. Hatta belki ilandan pazartesi ya da salı gününe kadar, çünkü ihtiyacımı farklı bir yollarla, daha doğrusu gerekirse gidip kredi çekeceğim ama bu arabayı satmayacağım yani. Öyle şey yapmak istiyorum. Çünkü çok memnun olduğum bir araba. Farklı yollarla ihtiyacımı halledersem ilandan da çekeceğim zaten. Ama 90 bin liraya gerçekten pek bu derece temiz, örneğin hepsinde bir koltuk sorunu var. Deri döşemeleri hepsinin bitik. Ben 7-8 tane Accord'a baktım. Hepsinin deri döşemesi bitikti. Bu arabayı almadan önce bakmıştım. O paraları kesinlikle arkadaşlar, kesinlikle alın. Yani net tavsiyemdir sizlere. Çünkü 2010 model Civic'lere bakıyorum. 80 bin lira, 85 bin lira düzgün arabalar yani. Böyle 200 bini geçmemiş, kaput tavanı boyasız olan arabalar 80 bin liranın bir kere üzerinde. Yani benim bu arabadan inip Civic'e binmem için arkadaşlar, Civic'in en az 30 bin lira ucuz olması lazım. Net söylüyorum arada, çünkü bu kadarlık bence bir fark var. Kesinlikle var. Accord kullanan herkes bunun farkındadır. Ama arada böyle 5-10 bin liralık bir fark varken Accord'u bırakıp da Civic almak gerçekten mantıksız. Civic'in artısında 1.6 motor olduğu için 350 lira 2010 modellerinin, tam yeni zamdan sonra kaç oldu bilmiyorum ama 350 oldu galiba. 350 TL'yken vergisi, bir tane bandrolü yani MTV'si. Bunun bir tane MTV'si 1050 lira. Yani 6 ayda bir bu arabayı kullandığın için devlete Civic'ten 700 TL farklı bir para veriyorsun. Öyle de bir dezavantajı var 2000 motor olduğu için. Ama bence bu 700 TL verilir mi? Bence fazlasıyla hak ediyor bu 700 TL. Yani senede 1400 lira fazla vergi vermeyi ben hiç gocunmuyorum bu arabayı kullanırken. Karar ve takdir sizin arkadaşlar. D segmentinde bence kesinlikle kullanılması gereken ve uzun yıllar sorunsuz size eşlik edebilecek bir araba. Ben severek, memnuniyetle kullanıyorum. Gerisi size kalmış. Videosunu çok merak ediyordunuz. Pek çeken de yoktu zaten bu aracın videosunu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Dediğim gibi yeni bir dükkan açma aşamasında olduğumuz için tek tek, yani bakın ellerim hala boya şu anda. Tek tek inşaatta çalışıyorum arkadaşlar bu aralar. Her işin başında duruyorum. Her işi ustaya verince arkadaşlar çok farklı paralara gidiyor olaylar. Örneğin geçen bir kaynak, bir demir işi yapıyoruz. Kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Bir tane usta tuttuk. Kendimiz başında durarak yaptık. Çünkü atıyorum öyle 10-15 bin liraya mal oluyorken bir demirci dükkanına gidiyorsun. Abi şunu yap, dükkana getir diyorsun. 20-25 bin lira para ediyor. Yani bu paraları da vermek, ne bileyim, veremiyorsun. Ciddi, o zaman gidiyor 500-600 bin liralara çıkıyor maliyeti. Yani bununla alakalı bir video da yapacağım. Bu birkaç hafta beni bir idare edin arkadaşlar. Sonra arka arkaya videolarımız gelecek. Ekspertiz videoları da gelecek. Hatta oraya yeni bir kanal açtık. Onun da tanıtımını yapacağım sizlere. Hepsi zamanla gelecek. Olur mu? Beni birkaç hafta böyle idare edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.